Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? 2 gündür hava yağmurlu, gördüğünüz gibi yerlerde ıslak zaten. Bugün de yine yağmurlu bir hava var, zaten atıştırıyor şu anda. Arkadaşlar, yağmur atıştırmaya başladığı için bahçeye giremedim maalesef. Zaten otlar o kadar çok uzamış ki artık bahçeye girilemiyor bile yani. Bizim kapımızın önünde üzüm asması var. Yani böyle teras gibi evin önü. Ve burası ıslanmıyor yani. Kediler genelde burada duruyorlar. Bugün böyle yağmurlu bir hava var arkadaşlar ama soğuk yok yani öyle. Zaten muhtemelen hani 20 derece falandır diye düşünüyorum ama yağmur yağıyor. Nemden dolayı olsa gerek. Fazla nemden dolayı çok fazla yağmur yağıyor kaç gündür. Kuş seslerini duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın. Şu ileride bir tane kuş şarkı söylüyor. Az önce elime 2 koli paket ulaştı. Onları sizlerle paylaşmak istedim. Hem böyle hediyeler geldi, hem kedi maması ve kitap geldi. Onları sizlere göstermek istedim. 2 koli gelince bayağı bir şaşırdım açıkçası. Bu kadar şey beklemiyordum. Gamze Hanım kedi maması göndermek istediğini söylemişti. Adres istemişti benden. Ben de adresi mail üzerinden vermiştim. Instagram kullanmadığını söylemişti. O yüzden maille ulaştı bana. Kedi maması yollayacağını söylemişti ama bir sürü şey yollamış. Gerçekten çok mutlu oldum. Kedi mamasından 2 tane geldi arkadaşlar. Ben bir tanesini geri gelmez kedilere verdim. Zaten mamaları bitmişti bugün. Çok teşekkür ederim gerçekten. Hani kediler bayağı bir acıkmışlardı. Hepsini onlara döktüm. Yoklu olandan. Benim genelde aldığım, internetten aldığım mamalardan yollamış 2 tane. Amazon üzerinden geldi arkadaşlar bunlar. Bu arada şöyle bir tane kahve yollamış. Kavrulmuş Türk kahvesi. Bayağı şaşırdım yani. Türk kahvesini biliyorsunuz çok seviyorum. Hatta kahveyi seviyorum yani öyle söyleyeyim. Çok az kalmıştı kahvede. Bir de kitap yollamış. Bu kitabı sürekli böyle alsam mı almasam mı diye kararsız kalmıştım açıkçası. Kasiyer kitabını okumuştum bu yazarın ve çok beğenmiştim. Çok sevdiğim kitaplardan bir tanesiydi. Bunu da merak etmiştim açıkçası yeni çıkan kitabı yazarın. Çok güzel gerçekten. Çok güzel bir hediye oldu benim için. Bir de şöyle kutuda bir sürü şey yollamış. Yani abur cubur bir sürü ben sevdiğim için. Muhtemelen o da izliyorsa biliyordur yani. Çok seviyorum abur cuburları. O yüzden böyle kutu şeklinde göndermiş. Şöyle de bir kağıt çıktı içerisinden. Böyle dediğim gibi kutuda yollamıştı. Şöyle kutusunu da göstereyim. Bir sürü şey var içinde arkadaşlar. Onları tek tek göstereyim mi size bilemedim. Ben şöyle bir bakalım. Brownie Gold. Dankek Puti var. Eti puf var. Şöyle alayım. Çoko krem. Eticin. Burada krakerler var. Çokomel. Şöyle bir sürü şeyler var arkadaşlar. Biskolata. Çok teşekkür ederim ya. Gerçekten çok zahmet etmiş ki. Bakar mısınız ya? Böyle kutu şeklinde geldiler. Çikolata falan bir sürü. Yani böyle balık kraker falan vesaire. Bir sürü şey var kutuda. Şöyle size de göstereyim dedim. Böyle yani bunlar var içerisinde. Şöyle çıkarmayayım tek tek. Şöyle bir sürü şey var içerisinde. Çok teşekkür ederim gerçekten hediyeler için. Özellikle kitap. Kitap beni bayağı şaşırttı çünkü ben alsam mı almasam mı diye bayağı böyle tereddütteydim.
Çok teşekkür ederim hepsi için, özellikle kedi maması için. Gerçekten çok iyi oldu yani. Sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar ben eve geldikten sonra acayip yağmur bastırdı. Bugün gerçekten bayağı yağmurlu bir hava var. Bu arada dün gelen kahveden yapacağım şimdi kendime. Öğlen saatleri, zaten saat 1'e geliyordu şu an. Evet, kahvem pişti arkadaşlar. Şöyle dökeyim. Taşırmadan. Evet, kahvem hazır şu anda. Dün gelen kutudan çıkan çikolatalardan aşırmaya başladım bile. Bir tanesini de bugün kahvemle birlikte yiyeceğim. Böyle eskiden biz çocukken olan böyle çikolatalar ve şekerler çıktı kutudan. Çok farklı hissettirdi yani gerçekten. Bunlar çok böyle önceden vardı. Tokça'da kış kitabına başlamıştım, biliyorsunuzdur. Zaten bir önceki videolarda göstermiştim. Kitabı yaraladım şu anda. Kaçıncı sayfada olduğumu da göstereyim sizlere. 57. sayfasındayım. Çok akıcı ilerleyen bir kitap. Bayağı sevdim yani. Kitapta pansiyonda çalışan bir kadın var. Burada annesiyle birlikte kalıyorlar. Ve bu pansiyonda geçen olaylar anlatılıyor. Kitabın işleyişi gerçekten akıcı. Yani elinizden bırakamadan okuyorsunuz. Zaten 100 sayfa falan sanırım. Şurada işaretlemiştim. Şöyle göstereyim. 107 sayfalık bir kitap. Dünden önceki gün birazcık okumuştum. Bir de bir tane daha okuduğum kitap var. Diğer başlamış olduğum kitap da buydu. Yaz Evi daha sonra. Zaten dediğim gibi bir önceki videoda da bahsetmiştim. Bundan fazla okumadım aslında. Öyle bir başlamıştım. 21. sayfasındayım. Hatta daha ilk öyküsündeyim. Yani bundan fazla okumadım ama okudukça detaylarını sizlerle paylaşırım. Zaten şimdi birazdan da bundan birazcık okumak istiyorum. Çünkü diğerinden zaten ilerideyim. Eş zamanlı okuduğum için ikisini birlikte bundan birazcık okumayı planlıyorum şimdi. Bu hikaye kitabı, diğeri normal roman. Öyle söyleyeyim. Bu da güzel başlamıştı. Bakalım nasıl ilerleyecek. Dediğim gibi detaylarını sizlerle paylaşırım zaten. Arkadaşlar ben şimdi bir 15 sayfa kadar falan okudum. Fazla okumadım. Sonra devam edeceğim. Akşam yemeklerini hazırlamaya başladım. Salata yapmıştım. Havuçlu salata. Bir de şimdi bulgur pilavı yapıyorum. O da pişiyor. Daha sonra da nugget yapacağım. Dolapta nugget vardı. Onu yapacağım. Akşam yemekleri bunlar bugün. Evet, bulgur pilavı da pişiyor. Böyle göstereyim dedim sizlere de. Bu da birazdan pişer zaten. Yeni bir günden daha selam arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi, 20 Mayıs. Dün hava birazcık yağmurlu olduğu için fazla yürüyüş yapamamıştım. Bugün dedim ki birazcık dışarı çıkayım. Bu sabah erken uyanmıştım zaten. Biraz da kitap okudum 1-2 saat kadar. Ondan sonra evdeki işlerimi birazcık yaptım. Kahvaltımı yaptım. Şimdi dedim ki birazcık hava alayım. Görüyorsunuz otlar o kadar çok büyüdü ve uzadılar ki artık bahçeye girmekte zorlanıyorum yani. Bayağı bir büyüdüler yani. Kaç gündür de yağmur yağıyordu biliyorsunuz. Kedileri de görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün bahçedeydiler zaten. Bizim evin önündeydiler zaten. Şimdi ben buraya gelince onlar da benim peşimden geldiler yavrular. Anneleri evde gene. Hava birazcık bugün de nemli olduğu için çıkmak istemiyor kedi ama güzel yani hava 20 derece zaten birkaç gün böyle. Hava durumunu da bu arada veriyorum sizlere. Bugün hava güzel. Pazar ve pazartesi hava güzel görünüyor ama salı günü ve çarşamba günleri yine yağmurlu görünüyor. Bakalım. Bu önümüzdeki 2 hafta boyunca yine böyle hava biraz böyle aralıklı yağmurlu gözüküyor. Ama sıcaklıklar yükseldi yani 18 ile
20 derece arasında değişiyor. Yine hava ısındı yani, onu söyleyebilirim size, ama ara ara böyle muhtemelen yağmurlar yağacak. Öyle, ben de vloglarımı ona göre çektiğim için hani yağmur yağdığı zaman dışarıya fazla çıkamıyorum. Bahçeye daha doğrusu çıkamıyorum. Telefonum ıslanıyor çünkü vlog çekemiyorum, o yüzden takip ediyorum ne zaman yağmur yağacak, yağmayacak. Ben bu arada yağmurlu havaları çok severim. Özellikle kitap okumayı yağmurlu havalarda böyle severim. Ama artık soğuklar yetti yani. Hani bir türlü havalar ısınmadı falan. Tam ısınacakken böyle yağmur yağıyor. Artık yani havalar ısınsın diyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama gerçekten kış bitmeyecekmiş gibi geldi bu sene yani. Öyle geldi. Kuş seslerini duyuyorsunuzdur. Şu an saat 10:30 falandı galiba. Dediğim gibi ben de kahvaltımı yapmıştım. Biraz kitap okudum. Yaz Evi ve daha sonra kitabından birazcık okudum. Galiba şu an 3. hikayesindeyim. Onu okuyordum. 60. sayfalara kadar geldim. Güzel gidiyor şimdilik ama diğer kitabımdan hiç okuyamadım. Dün de okuyamadım maalesef. Biraz bugün ondan okuyacağım. Bakalım belki de bugün bitirebilirim diğer kitabımı. Çünkü o birazcık daha akıcı bir kitap. Daha sonra kitabından sabah saatlerinde birazcık okumuştum. Benim için önemli olan zaten ilk 50 sayfayı atlatabilmek. İlk 50 sayfayı okuduktan sonrası kolayca akıp gidiyor. Genelde kitaplarda böyle oluyor. İlk 50 sayfada kitabı severseniz devamında zaten kitabı seveceğiniz anlamına gelir. Benim de öyle oluyor genelde yani. Şimdi zaten bu hikaye kitabı biliyorsunuz. Hikaye kitapları da hemen böyle bir hikayeye başlıyorsunuz hemen zaten bitiyor. O yüzden hani birkaç tane hikaye var içerisinde. Her gün böyle en az 20 sayfa okuyacağım. Böyle 20'şer sayfa okuyarak gidersem kitabı muhtemelen önümüzdeki hafta bitiririm. Yani bu ay çıkmadan bitiririm diye düşünüyorum. Şimdi öğlen saatlerine gelirken dedim ki kendime bir kahve yapayım. Bu kitabımla devam edeceğim. Bunda da kaçın sayfada olduğumu söyleyeyim sizlere. Şu anda 57. sayfasındayım. Aynı diğeriyle aynı diğerinde yine 57. sayfalarındayım. Bugün bu kitaplardan zaten 20'şer sayfa okuma hedefi koyuyorum kendime. En az yani. En fazla 50 sayfa günde okuyorum zaten. Dediğim gibi şimdi bundan okumaya devam edeceğim. Bugün sizlerle birlikte havuçlu kek yapacağız. İlk olarak size malzemeleri söyleyeyim. Bir çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 adet havuç. Ben havucu böyle tarçınla karıştırdım. Bir kaşık tarçınla karıştırdım. İsterseniz siz içerisine ayrı ayrı da koyabilirsiniz. Hani tarçını ve havucu. Havucu rendeledikten sonra suyunu sıkmayı unutmayın bu arada. Bir su bardağı kadar yoğurt koyacağım. Bir su bardağı şeker koyacağım. Şekerli vanilya ve kabartma tozu. 2,5 su bardağı da un kullanacağım. Malzemeler bunlar. 2 adet yumurtayı 1,5 su bardağı şekere ve çay bardağı sıvı yağ karıştıracağım. Daha sonra yoğurdu ekleyeceğim. Daha sonra da diğer malzemeleri ekleyeceğim. Hepsini karıştırıp yağlanmış ve unlanmış kalıba döküp fırına göndereceğim. Arkadaşlar ben süt olmadığı için
Yoğurt kullanacağım ama siz isterseniz süt de kullanabilirsiniz bu kek için. İçerisine ceviz de ilave edebilirsiniz. Ceviz de kullanabilirsiniz bu kekte. Evet, şimdi tüm malzemeleri karıştırdım. En son havucunu, en son rendelediğim havucu ekledim. Gördüğünüz gibi hepsini karıştırdım. Şimdi kek kalıbına dökeceğim. Arkadaşlar ben şimdi fırını 30 derecede ısıttım. Birazdan fırına vereceğim keki. Bu arada bu keke ıssız adam keki de diyebiliyorsunuz. Filmi izlediyseniz biliyorsunuzdur. Issız Adam filmini izlediyseniz biliyorsunuzdur. Orada da bu kekten yapıyordu. Kadın sinirlenip bir oturuşta keki yiyordu orada. Filmde izlediyseniz. Ben de ondan esinlenerek bir ara yapmıştım. Uzun zamandır da yapmıyordum bu kekten. Öyle aklıma geldi, bugün yapayım dedim. Keki şimdi fırından çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir kabardı. Aslında yoğurt kullanmıştım. Yani süt kullansam belki daha güzel olabilirdi ama yoğurtla da güzel oldu. Yani güzel kabardı yine. Şöyle size de göstereyim dedim. Birazcık soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra keseceğim. Arkadaşlar şimdi bir dilimini kestim size göstermek için. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Sizler içerisine ceviz de koyabilirsiniz dediğim gibi. Böyle de yapabilirsiniz. Ben şimdi soğuduktan sonra bunların hepsini kesip ayrı bir kaba alacağım. Arkadaşlar ben şimdi çay eşliğinde iki dilim de kek yiyeceğim. Çayımı almaya geldim mutfağa. Ve videonun kapanışını da yapacağım bu arada. Yavaş yavaş akşam oluyor çünkü de videoyu editleyip akşama doğru yüklemeyi planlıyorum. Kekimi de şöyle göstereyim tekrar sizlere arkadaşlar. Bakın çok yumuşak bir kek oldu. Mutlaka bunu yapın, siz de deneyin. Çok güzel oluyor. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Dun 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 d